hastalıklarımız bunlara sormak istiyoruz değerli hocam. Özellikle çocuklarda COVID ve çocuk sağlığı nasıldır? Şimdi tabii ki özellikle bu mevsim geçişlerinde çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonu çok sık gözükür. Ve bir de tabii ki COVID salgını şu an pandemisi devam ediyor. Ve çocuklar mutlaka belirtileri farklı. Yetişkinler gibi çok kendine yani COVID'e özgü herhangi bir bulgu MR yok maalesef. Doğal olarak da biz de tabii ki çocuklarda çok değişik bulgularla karşımıza gelebiliyor. Yüksek ateş olur, öksürük olur, ishal olur, genel bir kırgınlık olur. Yani daha önce üst solunum yolu enfeksiyonlarında özellikle mevsim geçişi gördüğümüz bulgular bize peki ne yardımcı oluyor? Burada özellikle hastanın iyi bir anemnez aldığımızda gerçekten bu COVID olup olmayacağı bizi o bulgular destekler. Bu da hastanın işte ailesinde birinin temastan dolayı bulaşması ya da çevresinde komşusu ya da bir düğüne gitmişse ya da bir seyahat etmişse bunu da sorguladığımızda eğer gerçekten teması olmuşsa o zaman biz o hastanın COVID'de olma ihtimallerine gerekli tetkiklerini yapıp eğer pozitifse zaten onların kendine özgü tedavileri var. Şu an uyguladığımız onları uyguluyoruz. O zaman ateşle karıştırma durumu olabilir mi? Tabii ki yani dediğim gibi yetişkinler biraz daha spesifik bulgularla gelirler. Yani yetişkinler gördüğümüz bulgular tabii ki çocuklara göre ama hasta bize daha geldiği zaman hani bunun COVID mi değil mi zaten bulgularından siz şüphelenirsiniz. Ama çocuklarda böyle değil. Çünkü çok hafif seyreden var, pozitif olup hiç bulgu vermeyen var. Ya da basit hani normal ishalle ya da sadece işte burnu akıyor bu şikayetlerle karşısına gelir. Burada hastanın hikayesi önemli. Biz oradan hareket ederek çocuğun COVID hastalığı olup olmadığını teşhis etmeye çalışırız. Çünkü bu mevsimde mevsim geçişine özellikle ebeveynin dikkat edecek. Şu an bizim COVID'de gördüğümüz birçok bulgu daha önceki griplerde de görüyorduk. Bir de çocuklar daha hafif seyrediyor. Yani yetişkinler gibi değil. O yüzden çocukların hikayesi bizim için daha önemli oluyor. Teşhis gitmede veya tetkik yapmada. Çocuklar biraz daha tabii dirençlidirler. Yetişkinler gibi yani böyle hastaneye yatırdığımız hasta olmadı. Daha çok ayaktan takip ettik. Belki onlar ilaç almadan bile dinlenerek evinde rahat yapıyor. Ama çocuklar ebeveynler için, büyükleri için tehlike teşkil ederler. Çünkü onlardan bulaşma riski çok yüksektir. Zaten hani istatistikte belki rakam söyleyemez ama büyük ağlı zaten taşıyıcı gibi dolaşır. Kendisine belki hiçbir bulgu da olmayabilir. O yüzden çocuklar yani yetişkinler için özellikle yaşlılar için gümüş bir bomba gibi onlara bulaştırabilirler. Çünkü hiçbir semptomu olmadan da dolaşırlar. Size gelindiği zaman tetkik aşaması neler seyrediyor? Yani tetkikleri genellikle çok farklı değil yetişkinlerde. Eğer şüpheleniyorsak yani akciğer bulgusu, muayene bulgusu ya da öksürüğü varsa tomografi gerekirse çektiriyoruz. Gerçekten hikayesi bulup PCR testi alınıyor. Diğer kan testleri çok spesifik olmadığı için onları çok tercih etmiyoruz. Ama bazen hani çocuk çok küçüktür ya da durmaz tomografide bazen kan testlerine de bakıyoruz. Ancak dediğim gibi onlar spesifitesi az olduğu için tanıya gitmede tercih edilen bir yöntem değil.